Muğla'dayız. Muğla'nın parlayan yıldızlarının birinin makam odasındayız efendim şu an. Lagina Doğaltaş'tayız. Yanımızda Hacı Gülçek Beyefendi var. Onu size tanıtmak istiyoruz. Çünkü ta Elazığ'dan gelmiş fakat Muğla'ya değer katan, yaklaşık 45 kişiydi zannediyorum. 45 kişiye istihdam sağlayan, 5'i yönetimde, 40'ı bir fiil burada emek vererek, iş üreterek çalışan insanımıza ekmek parası veren bir isimle birlikteyiz. Birazcık hem onu tanıyacağız, aynı zamanda da Lagina Doğaltaş'ta neler yapılıyor ona bakacağız. Çünkü Muğla'dan Amerika'ya kadar giden bir seferin aslında başlangıç yerindeyiz. Bakalım Hacı Gülçek bizlere neler söyleyecek. Öncelikle işletmemizi ziyaretinizden dolayı size çok teşekkür ederim. Muğla'ya gelişim tabii tam bir serüven. Ben üniversiteyi burada okudum. Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. O zaman tabii 9 Eylül Üniversitesi'ne bağlıydım. Bizim okulumuz, eşim Muğla'lı. Buradan tek geldim ama tek gitmedim. İki kişi gittik Elazığ'a. Elazığ'da belli bir çalışma döneminden sonra tekrar Muğla'ya bir dönüş yapma gereksinimini duyduk. Hani buralarda işle alakalı neler yapabiliriz tarzında bir şey oluştu bizde. 2004 yılında biz Muğla'ya taşındık. 2004'ten sonra işte aklımızda olan bir iş vardı. Böyle bir sektöre girip ihracat yapmak, istihdam yaratmak tarzında ne yapabiliriz diye oturduk. Bayağı bir beyin fırtınası yarattık kendimize. En sonunda bu işi yapmaya karar verdik. Bu işi yapmaya karar verdikten sonra da Yenice Köyü diye çok şirin, hoş bir köyümüz var burada. Orada sağ olsun hem muhtarımız bize bir öncülük yaptı. Dam diyeceğim, yani Muğla'da dam olarak adlandırırız biz böyle büyük eski yapıları. Orada 5-6 makinayla ve Yenice'den 7-8 kardeşimizle bu işe başlamış olduk biz. İşe başladıktan sonra tabii fuarlar başlıyor, panayırlar başlıyor. İşte Marmaris'te fuara gittik, Bodrum'da fuara gittik, Antalya'da fuara katıldık. Ama bizim tabii ulusal anlamda en büyük fuarımız İzmir Doğaltaş Fuarı. İzmir Doğaltaş Fuarı'na gittiğimizde tabii klasik ürünler, çok da piyasayı çok iyi bilmiyoruz. İşte yeni bir piyasa oluşturacağız, yeni müşteriler bulacağız tarzında. İzmir'deki fuarımız ilk 1-2 yıl çok iyi geçti. 1-2 müşterimizle tanıştık, işte Alman, İngiliz, Fransız böyle. 3 kasa, 5 kasa, 10 kasa gibi siparişlerle tabii Muğla'ya büyük bir sevinçle geri döndük. İşte başlıyoruz, kendimize bir güven geldi. Derken biz onlara malzeme yaparken arkasından telefonlar, mailler, işte resimler, şunlar bunlar, işte bunu yapar mısınız, bunu bize yapar mısınız derken tabii ki yani sonuçta biz de bir hedef, bir gayretle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hiç kimseye hayır demedik. Ancak tabii burada işte iş ahlakı dediğimiz şey çok önemli. Yani bu özellikle bu sektörde işte bizim termin süresi dediğimiz, yani malzemeyi teslim etme süresi, malzeme kalitesi ve fiyatlandırma sektörde en önemli şeylerden biri. Yani şimdi Amerika'daki müşterimiz bizden sample dediğimiz numune istiyor. Arkasından o ürünü o sample gibi göndermek zorundasınız. Ve artı verdiğiniz tarihte adamın malını gemiye yüklemek zorundasınız. Kaliteden ödün vermemek zorundasınız. Bu tabii ki dolayısıyla müşteri memnuniyeti yaratıyor. Arkasından diğerleri de gelmeye başlıyorlar. Biz şimdi yoğun olarak Muğla'da tabii ki hedefimiz Muğla beyazı satmak. Yani Muğla'da yaşıyoruz. Muğla'ya nasıl bir katma değer yaratırız hesabı yapıyorum ben sürekli. Yani Muğla White, Muğla White, Muğla White müşterilerin inan kafalarını yedim yani. Ya dediler bu Muğla White nasıl bir taş falan. Numune istediler. Amerika'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya bizim Muğla'nın taşlarını gönderdim. Yani Muğla beyazı dediğimiz malzemeleri. Ve çok da mutluyum. Şu an aşağı yukarı 2000-2500 metrekare Muğla beyazı Amerika'ya gönderiyor. Muğla beyazı tabii kendine has. Muğla'da ocaklarımızın aşağı yukarı %80'ine, %70'ine yakın taşlarımız beyazdır bizim. Muğla beyazı kendine özgü kristal yapısı farklı olan, dolomitimsi, içinde grisi olan, gri geçişleri olan şeffaf bir taşımızdır. Aslında çok dayanıklıdır. Özellikle inşaat sektöründe tavan ve duvar döşemelerinde kullanılır ama biz bunu mozaik olarak yapıyoruz. Yani bizim yaptığımız mozaik ürünler daha çok işte banyo, mutfak,
Yani daha çok dekoratif anlamda kullanılan malzemeler. Tabii biz bu malzemeler yaparken bu malzemelerde seleksiyon dediğimiz kalite kontrolde renk ayrımında yapıyoruz malzemelerde. Yani bizde aşağı yukarı muğla beyazında 4-5 renk bulabilirsiniz. Hepsi beyazdır ama kendi aralarında seleksiyonlu taşlardır bunlar. Dolayısıyla muğla beyazı tabii bizim için vazgeçilmez. Madem Muğla'da yaşıyorsak Muğla ekonomisine katkı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii müşteri odaklı çalıştığımız için müşterilerimiz Türkiye'de çıkan taşların birçoğunu bizden talep edebiliyorlar. Onlara da hayır demiyoruz. Denizli'den, Afyon'dan, Elazığ'dan, Bilecik'ten, Bursa'dan, yani her yerden, Konya'dan, Antalya'dan taşlarımızı getirip burada işleyip Amerika'ya gönderiyoruz. Yani hiçbir sıkıntımız yok ama yine de söylüyorum, hedefim Muğla Beyazı. Bizim malzemelerimiz dışarıdan bize ham madde olarak gelir. Strip dediğimiz 3, 4, 5, 6 kalınlığında, işte 30 veya 40 santim boyunda ham maddelerdir bunlar. Yani este ve katraktan çıkmış malzemelerdir. Bunlar da genellikle büyük fabrikaların plaka yaparken kırıldıkları malzeme. Aslında biz atık bir malzemeyi kullanıyoruz. Atık bir malzemeyi kullanıyoruz ve bunu tekrar ekonomiye kazandırıyoruz. Yani bu malzemeleri bizim için özel kesmiyorlar. Büyük plakalardan kırılan, çatlayan veyahut da deforme olan taşları biz burada tekrar yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Bir nevi geri dönüşüm. Kesinlikle. Yani bunlar kesinlikle atıkla demeyelim. Bu malzemeler bir artık. Artık artığı değerlendiriyoruz. Bunu atılacak malzeme değil. Yani çöp atılacak malzeme değil. Biz bunu çöp yerine bankaya dolar olarak yatırıyoruz bu paraları. Aynen böyle yapıyoruz. Ve artı biz bunları yaparken de ithalatla alakalı aşağı yukarı 15 yıldır bu sektörün içerisindeyim. 2 liralık ithalatımız olmadı. Ne yaptıysak biz sıfır ithalatla %100 ihracat yapıyoruz bunu. Bütün mallarımız yerli bizim. O malzemeler tabii fabrikamıza geldikten sonra aşağı yukarı 8-10 aşamadan geçiyor. İşte malzemenin yarılıp inceltilmesi, yüzey olarak cilalanması veyahut da mat yüzey haline getirilmesi, ebatlanması. Ebatlandıktan sonra müşterinin talebine göre tumbled dediğimiz eskitme tarzında isteyebilir. Yüzey olarak farklı patinatoru dediğimiz farklı bir ürün olarak isteyebilir. Biz bunları makinalarımızla müşterimizin talepleri doğrultusunda yüzeylerini işliyoruz. Yüz kesiminden sonra malzemelerimiz bizim çalışan ablalarımız var. Daha çok ablalarla çalışıyoruz. Çünkü onların elleri daha yatkın. Makinalarda çalışan birçok elemanımız erkek ama özellikle dizim ve daha böyle çok enerji sarfı gerekmeyen daha fişlerde bayan arkadaşlarımızı çalıştırıyoruz. Çok da mutluyuz. Ayrıca bayan arkadaşlarımızın çalışmaları beni ciddi anlamda mutlu ediyor. Şöyle ki ev haneye, hane halkına ekstra bir gelir katıyor. Eş zaten çalışıyor. Bir bayanın, bir annenin burada çalışması da o eve ekstra bir katkı yaratıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Şu an 45 elemanımız var. 45 kişiyle çalışıyoruz. Dizim aşamasına geliyor o taşlar. Dizildikten sonra işte kutulama, kutulamadan sonra kasalamaya geçiyoruz. Kasalamadan sonra tırımız geliyor İzmir limanından, konteynerlara yükleyip doğru Amerika'ya gönderiyoruz malzemelerimizi. Amerika'da yaklaşık çalıştığımız 5-6 firmamız var. Bunların 4'ü Amerikalı firma. Orada büyük depoları olan market firmaları, marketing firmaları. Orada işte aşağı yukarı 4 limanımız var şu an giden. Atlanta, New Jersey, Kaliforniya limanlarına aşağı yukarı her ay ortalama birer konteyner alıp 4 konteyner civarında bir malzeme gönderiyoruz Amerika'ya. Tabii ki kuralları var. Kurallara uymak da zorundayız. Sonuçta bizim tek amacımız ülke ekonomisine ne kadar çok faydalı olabilirsek, ne kadar çok döviz kazandırırsak, burada ne kadar çok istihdam yaparsak o kadar kendime bir vatandaş bir vatan görevi sayarım bunları. Yani müşteri memnun olduğu sürece asla sizi terk etmez. Söylemek istediğim şey şu, sözün arkasına duracaksın. Müşteriye ne gösterdiysen onu göndereceksin. Zamanında hata yapmayacaksın. Malzemenin kalitesinden ödün vermeyeceksin. Yani kuralları var bunun. Zaten sistematik olarak işte bizim yaptığımız, şimdi Amerikalı müşterimin ilk başlarda eksperi vardı. Gelirdi burada eksperi, malzemeleri kontrol eder giderdi. 2 yıl geldi, ondan sonra hiç kimse gelmedi buraya. Bana dediler ki bizim ürünlerimiz
ürünlerimizin eksperi artık sizsiniz. Siz bizim malımızı gönderebilirsiniz. Biz size güveniyoruz. Yani artık bu saatten sonra onların o güvenini yıkmanın veya kırmanın hiçbir anlamı yok. Biz 15 yıldır o insanlarla hiçbir sorunsuz çalışıyoruz. Hiç problemimiz yok. Made in Türkiye markası bizim için çok çok önemli. Çok çok önemli. Şimdi kısmet olursa önümüzdeki yıllar Avrupa'daki fuarlara katılma gibi programımız var. Almanya, özellikle Fransa, İngiltere gibi piyasalara biraz daha açılmamız gerektiğini düşünüyoruz. Sadece Amerika'yla da olmuyor. Çünkü yani bütün sermayeyi, bütün yatırımı tek bir sepete koymak da doğru değil. Biraz da riski dağıtmamız gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim zaten Uzak Doğu ülkeleriyle çok fazla bir ticari ilişkimiz yok. Çünkü onlardaki fiyatlandırma bizden çok daha uygun olduğu için onlara bizim emek yoğun ürünleri, yani katma değerli ürünleri satma şansımız biraz daha az. Dolayısıyla bizim en iyi müşterimiz Avrupa ve Amerika, Kanada. Oralarda katma değerli ürünler çok daha iyi fiyatlara gidiyor. Hedefimiz yine Avrupa. İnşallah önümüzdeki yıllar biraz daha oralara ağırlık vereceğiz. Kasalarımız bizim Muğla'da tabii yoğun olarak ahşap ve ağaçla alakalı çok fazla bir sıkıntımız yok. Çam ahşabı kullanıyoruz. Genelde çam ağacından yapılan şeyler, ahşapları kullanıyoruz. Çalıştığımız bir iki tane bizim kasacı firmamız var. Yalnız bizim kasalarımız Amerika ve Avrupa ülkelerin ışıl işlem dediğimiz fırınsız kasaları limandan içeriye sokmazlar. Bizim de o kasalarımız Tarım Bakanlığı'nın sertifikalandırdığı firmaların özel ışıl işlem fırınları var. Yani 180-200 derecede bu ahşaplar fırınlanır, bakteriden arındırılır. Ondan sonra bizim istediğimiz ebatlarda kasalar çakılır, biz o kasalar o malzemeleri göndeririz. Öbür türlü yani klasik normalde bir standart ve hatta basit bir ahşap kasayla malzemeyi gönderme şansınız yok. Tabii ki hepsi organik. Kullandığımız kimyasal hiçbir ürün yok bizim. Yani doğal dediğimiz işte doğallığın içerisinde taşımız doğal, tutkalımız doğal, ahşabımız doğal. Yani her şeyimiz %100 doğal. Geldiğiniz için ben size teşekkür ederim. İnşallah başka programlarda, başka şeylerde de görüşürüz. Fuarımıza da bekleriz. 1 Nisan'da İzmir'de Doğaltaş fuarımız var. Standımızı, ziyaretinizi bekleriz inşallah. İzmir ekibini bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biraz önce bilgileri aldık. Hadi gelin hep birlikte bakalım. Muğla Yerkesik'te Lagina Doğaltaş'tayız. Yanımızda Hacı Gülçek var. Biraz önce makam odasında aslında bizlere anlattı, tek tek gösterdi ama biz sizlere yerinde de göstermek istedik. İşte biraz önce bahsettiğimiz Afyon'dan, Seferihisar'dan, Bandırma'dan gelen taşlarımız. Hacı Bey, içeri girelim mi? Bakalım arkadaşlar neler yapıyor. Girelim, tamam. Beraber bakalım. Efendim, şimdi biraz önce dışarıda gördünüz, farklı şehirlerden gelen taşlarımız vardı. O taşlar buraya geldi. Şimdi Hacı Bey anlatacak bize. O taşlar ilk önce burada neye, hangi işleme uğruyor? Canan Hanım, o dışarıda gördüğümüz ham maddeler şu birinci makinede inceltiliyor. Yani bir santime düşürülüyor. Bu gördüğümüz makina, yani arkadaşımız şu anda o malzemeyi yüzeyini parlatma, yani cilalama işlemi dediğimiz makineye veriyor. Bundan sonra o cilalandıktan sonra taşlarımız diğer makinelere, ebatlama makinelerine geçecek. Şimdi onlara gidelim. Bakalım. Şimdi taşımız ebatlanıyor, ikiye bölünüyor. Ondan sonra üçüncü bir tarafa geçecek. Orada ne olacak? Evet, orada müşterimizin istediği ebatlama ölçüsü neyse o taşı ona göre ebatlayacağız. Ebatlandıktan sonra dizim için ablalarımızın, yani dizim elemanlarımızın önüne geçecek malzemeler. Bu arkadaşların çalıştığı malzeme traverten, denizden gelen bir malzememiz. Bu da yine Amerika'ya gidecek bu malzeme. Şimdi arkadaşlarımız bu malzemeleri ebatlıyorlar. Ebatlandıktan sonra bu malzememizin bir özelliği, dört kenarı pahalı. Yani dört tarafı konik dediğimiz hale gelecek ve o şekilde kullanacak. Şimdi burada birinci makinede gördüğümüz cilalanmış malzeme ebatlanıyor. Şu kasalarda gördüğünüz küçük ebatlar haline getiriliyor.
Bu aşamadan sonra malzemeler kurutma fırınlarında kurutulacak. Ondan sonra dizime geçecek. Kurutuldu. Kurutulduktan sonra buraya geldi ve emek. Şu anda hanımefendi ablalarımız dizim yapıyorlar. Bu kalıplara dizildikten sonra bu malzemeler tekrar bir seleksiyon için kalite kontrol aşamasına geçecek. Tabii ondan önce yine bu malzeme fırınlanıyor, yapıştırılıyor. Yapıştırıldıktan sonra kutulama aşamasına geçiyor. Bu arada yeni gelen arkadaşlarımız var. Biz İşkur programıyla burada bir işbaşı eğitim programı yaptık. 10 eleman daha aldık. Hedefimiz inşallah 70-80 kişiye ulaşmak. Efendim biraz önce Hacı Bey de bahsetti. Yeni başlayan işçilerimiz var burada. Yaklaşık 10 kişi. Ve yanımızda onların usta öğreticisi var. Yeliz Elbir hanımefendi. Hocam neler öğretiyorsunuz burada? Şimdi biz burada yeni başlayan personelimize öncelikle mesleki eğitim programı bunu veriyoruz. İşkur ve Halk Eğitim İşbirliği'nde düzenlenen bir proje bu. Aynı zamanda Nagin Antik Mermer buradaki bayanları kendine istihdam da sağlıyor. O açıdan da çok iyi bir şey gerçekleştiriyorlar. Evet, o kadar. Ne kadar sürede öğrenebiliyorlar? Bu proje 4,5 ay sürecek bir proje. İlk haftadan sonra, ilk iki haftada işi yavaş yavaş kavruyorlar. Ellerinin hızlanması, beceri kazanmaları falan bir ay kadar da tam anlamıyla öğrenmiş oluyorlar. Teşekkür ederiz. Şimdi taşlarımız dizildi, geldi ve tutkallanıyor. Evet, şu an yapıştırma aşamasında. Kullandığımız tutkal da bizim su bazlı dediğimiz organik bir tutkal. Yani bunda kimyasal da yok. Bu şekilde fırından sonra malzeme artık paketleme aşamasına geçecek. Şimdi tutkallanan mermerler buraya geldi. Şu anda ne yapıyor? Şu an paketleme işlemi yapıyoruz. Şirinkleme dediğimiz jelatin kaplama. Bu malzemeler Amerika'ya gidecek. Bir firmanın ürünü bunlar. Bu malzemeler kutulandıktan sonra yarın inşallah tır gelecek. Malzemeleri limana göndereceğiz. Artık bu bizim yaptığımız malzeme için son aşama. O zaman onu yakından görelim. Efendim, ham taş nasıl geldi, sonra nasıl işlendi, hepsini gördünüz. Biraz önce hanımefendi elleriyle yerleştirdi bu kutuları ve kutular buraya istiflendi. İstiflendikten sonra Hacı Bey'in yukarıda bahsettiği gibi karton kutulara ve sonrasında tahtalara yerleşti ve artık yolculuk İzmir'e... Yolculuk başlıyor. Bizim gururla, onurla dünyaya satmaya çalıştığımız Muğla beyazı. Taşlarımız bunlar. Yani bu malzemeleri sanki bir çikolataymış gibi böyle gayet güzel ve orijinal paketlemesini yapıyoruz. Ve Amerika'ya bu şekilde gönderiyoruz. Bu bizim onur duyduğumuz, hakikaten gururla dünyaya sattığımız Muğla White dediğimiz malzememiz. İşte şu. Bunlar Muğla beyazı. Yani dünyada en iyi taşlardan biri aslında. Bunlar Muğla beyazımız. Bu malzemeleri de yine Amerika'ya sonuçta satabildik. Bunun için de çok mutluyum. Çok teşekkür ederiz. Muğla'ya kattığınız değer için. Rica ederim.
Yani inşallah işlerimizi devletimizin katkılarını asla inkar edemeyiz. Bize hem istihdam anlamında, hem makine anlamında, hem kredi anlamında ciddi anlamda yardımları oluyor. Tabii devletimizin bu destekleri de bizi hem moral olarak hem motivasyon olarak bir anlamda etkiliyor. Biz de mümkün olduğu kadar ülkemize nasıl döviz kazandırırız onun arkasındayız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben de. Sağ olun.